Dostlar bizlere sıklıkla Vestel veya Vestel üretimi televizyonlarınızın servis menüsünün ekran görüntülerini yolluyorsunuz ve panelim ne marka diye soruyorsunuz veya televizyonunuzun seri numarasını yollayarak bizlerden panel bilgileri talep ediyorsunuz. Elinizde olmayan ürün için satın almadan evvel panel öğrenmek için seri numarasına ihtiyaç var. Bu tamam. Ancak elinizdeki ürünler ile ilgili hiç kimseden bilgi beklemenize gerek yok. Vestel markalı veya Vestel üretimi bir televizyonunuz var ise menü 47-25 yapıp girmiş olduğunuz o servis menüsündeki ekranda size göstermiş olduğum şu bölümdeki kod üzerinden aslında televizyonunuzda hangi panel üreticisiyle çalışıldığını gayet rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili kendime sizlere örnek sunmak için aldığım birkaç not var. Mesela QNDP demiş Panda panel, QNDH demiş HKC panel, QNDT demiş örnek veriyorum China Hong Optoelectronics Teknoloji dediğimiz çok panel. QNDC dediğimiz o kısmı belki biraz kafanızı karıştırabilir. Onunla ilgili bir açıklama yapayım. Aslında bu C, CMA Optronics'i anlatıyor normalde. Fakat çok eski seri Vestel televizyonlarınız varsa burada INX yani INX tanımlamasını da görürsünüz. Bu Inolux anlamına geliyor. Ama biliyorsunuz CMA Optronics ve Inolux birleştiği için şu an CMO INX diye biz boardlar üzerinde görüyoruz bunun kodlarını. Dolayısıyla Inolux diye bir panelde çok eskilerde INX ama yeni serilerde C ifadesini göreceksiniz. QNDA ise bu yine Acer Unipack Optronics anlamına geliyor. Ben size bunları bir liste halinde hem ekrana paylaşırım hem de açıklamalar bölümüne eklerim. Burada her biri L harfi LG'yi, S harfi Samsung'u, X harfi China Star Optoelectronics teknolojiyi, B harfi Boe Display'i, R harfi de Sakai Display'i ifade ediyor. Bakın bunlar öyle rastgele seçilmiş ifadeler değil, onları da söyleyeyim size. Mesela R ile Sakai'nin ne alakası var diyebilirsiniz. Onlarla ilgili de küçücük bir bilgi vereyim. Her bir panel üreticisinin bir uluslararası kodu vardır. Dünyanın her yerinde bu kodlar aynı şekilde geçerlidir. Mesela Sakai'den örnek vermiştim ya size neden R harfi diye. Çünkü Sakai Display'in uluslararası kodu JR yani J ve R olarak geçiyor. O yüzden buradaki R harfini kullanıyorlar tanımlamada. Yine uluslararası kodlara bakacak olursak Samsung LSC, Boe Display HV, LG LC, Sakai Display JR, HKC panel PT, Inolux ve CMO'da ikisinde de V harfini görebiliyorsunuz. Buna şöyle bir örnek verebilir. Mesela V550 diyorsa örnek veriyorum o 55 inç bir panel veya V320 diyorsa 32 inç bir panelden bahsediyor anlamına geliyor. Yine Panda için CC, AUO için T. Buna da yine T550'den örnek verebiliriz. Mesela T550 ise biz biliyoruz ki o bir AU elektroniğin ürettiği paneldir. Yine China Hong Optoelectronics Teknoloji için CV, China Star Optoelectronics Teknoloji için de ST uluslararası kodu kullanılıyor. Sizin uluslararası kodla herhangi bir ilginiz yok. Ancak Vestel'in servis menüsündeki kısaltmalardan panelin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hep aynı konfigürasyon ile ilerlemekle birlikte VES-UNDVL diye gidiyorsa baştaki VES'in zaten anlamının ne olduğunu biliyorsunuz. Devamındaki UNVDL kısmındaki L LG'yi ifade ediyor. Zaten kombinasyonda hep aynı şekilde ilerliyor. Bilginiz olsun. Ola ki yine de içinden çıkamadığınız bir durum olursa ki örnekleri sunacağım için artık gayet net anlayabilirsiniz. Yine de elbette ki soru sorabilirsiniz. Bizdeki en önemli amaç ne? Kendi göbeğinizi kendiniz kesebilmeniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.